Aleyküm selam. Temel hoş geldin, ne haber? Hoş bulduk, sağ ol ya. Ne o, yorulmuş gibi bir halin var. Ya hiç sorma ya, bu trafik, yolların sıkışıklığı. Ya arkadaş, mabule var ya, kaza frene, tebriyaja basmaktan var ya, ayaklarım nasıl ağrıyor biliyor musun? Hep tutuldu değil mi? Ya ne diyorsun sen ya? Ya ama gene en azından arabanın içindesin de arabaya koş, sen taşımayısın ya. Ya tamam da kardeşim, şimdi bu yani taksiciluk çok zor bir meslek yani. Ya tabii her şeyin bir zorluğu var. Yani tamam, trafiği var, bilmem nesi var, şuyu var, yağmuru var, çamuru var, karı var. Ya ama en azından yani arabanın içindesin. En çok insanı yoran nedir biliyor musun? Bak bizde burada yani en çok bu müşteri memnuniyeti dedikleri şey var ya. Yani insanlarla uğraşmak, onları memnun etmek kadar zor bir şey yok. Asıl insanın kafasını yiyen bir türen odur. Ya muhakkak tabii yani. İnsanlarla uğraşmak hakikaten zor. Ama ne yapacaksın kardeşim? Saygı göstereceksin ya. Ekmek parası mecbur da, başka bir işimiz gücümüz var mı? Yok. Aynen dediğim gibi. Mecbur katlanacaksın yani. Hele bizim iş, dediğim gibi bizim iş daha zor yani. Çok zor yani. Yanlışlıkla trafik olmasın diye başka bir sokağa girersin, adam der ki beni kandırıyor, dolaştırıyor der. Herhalde, tabii. Halbuki ulan yarım saate gideceksin öbür tarafa, öbür tarafta 5 dakikada geçelim oraya da. Yok, 50 tane bahane bulurlar. Muhakkak. O işin o zorlukları da var. Aa kardeşim hiç sorma ya, Allah yardım etsin bize yani, o kadar zor. Ya temin başıma bir şey geldi, anlatsam zani külmekten ölürsün. Ne oldu? Ya şimdi yol sıkışık, anlayamış. La baktım bir arka kapıyı, bir tane kadının biri açtı, atla dizleri. Allah Allah. He? Sormuyorsun bana nasıl yani? Nasıl da sorarım da. Ubur yan üstünde hiçbir şey yok. Yahu zaten günümüzde insanlar giyimine, kıyafetine dikkat etmesi lazım. Yani o hataya düşen maalesef kadınlar var. Yani bu son zamanlarda özellikle... Yani toplum o konuda biraz sıkıntılı ama düzelir o ya. O yapacak bir şey yok ona. Ula sen benim dediğimi anlamadın galiba ya. Nasıl anlamadım? Ula kadının üstünde hiçbir şey yok diyelim sana. O buryan atladı arabaya. Ne, hamamdan mı kaçaydı? Herhalde öyle, ne bileyim, herhalde hamamdan kaçtı. Peki de elbiselerini çaldır, ne bileyim. Allah'ım yarabbim, hiçbir şey yok yani. Ula hiçbir şey yok diyelim sana, daha inanmayayım. Allah Allah. Herhalde. Neyse gidiyorum tabii, o arkada oturuyor. Ben daha böyle tikiz aynasından bakıyorum. Niye bakıyorsun? O da annesini dedi bana. Niye bakıyorsun dedi, terbiyesiz herif. Hiç dedi sen böyle bir kadın görmedin mi ya? Yani bence de haklı yani. Madem öyle de bakma daha sen de. Ya ben de dedim ha hanımefendi. Yani ben sana bakmıyorum ya. Paramı nereden çıkarıp vereceksin ya? Ona bak ya. Evet beyler, aynatarak çakı çakmak 5 metrede 10 lastiği 1 lira geldi gene. Ula uçağı atçıken açıldın mı sen? Abi ne biçim konuşuyorsun ya, benim ne zaman uçağı atçılığımı gördün? Ula kezen hafta bir ton lastiği sattım bana, 2 gün dayanmadı, lastik koptu. Ya onda benim kabahatim yok ki abi ya. Nasıl yani? Ya halam yukarı çeker, sen aşağı çekersin, size lastik mi dayanır Allah aşkına ya? Ne biçim konuşuyorsun la? Abi o işi bıraktık, lastik yok artık şimdi, böyle bak gençlik iksiri satayırım. Ne? Gençlik iksiri. İksir mi? Ha bundan bir şişe içen torununun torununu, o da torununu görür yani. Allah Allah. 200 sene yaşamak garanti. 200 sene. Bundan bir şişe bitirdiğin zaman en az 200 sene yaşarsın. Dağıt millete. Bak buyurun. Mesela ben şimdi... Buyurun hemşerim. Hiç der misiniz ki ben 174 yaşındayım? Ben bundan bir şişe içtim. Buyurun şu anda hemşerim. 174 yaşındayım yani. Şimdi sen bundan bir şişe içtin, 174 yaşındasın öyle mi? Aynen öyle. Ula doğru mu değil bu? 120 seneden beri beraber yanında çalışıyorum. Nasıl? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne oldu la? Sabahtan beri dolaşıyorum, tizlerim öyle ağrıyor ki. Nereye gittin? Ya biliyorsun da rehberlik yapıyorum da, turist gezdiriyorum. Bu kafile geldi. Bugün devamlı onları dolaştırdım. Yapma ya. İstanbul'un her tarafını dolaştınız o zaman. Her tarafını dolaştık. Yapma. Oho. Ya sen de emekli oldun. Kaç senede bu işi yapıyorsun? 40 senede yaparım onu. 40 sene mi? Sen kaç yaşında oldun?
50 de. Nasıl 50? Ben bundan 10 sene önce sormuştum, sana gene 50 diyordun. La ben delikanlı adamım, ben sözümden dönmem. Neyse o. Ya geçen gün de geldi bir tane Amerikalı bir turist. Onu çezdirdim. Aldım çezdirdim onu şeye. Sultanahmet. E tabii oraya götürmen lazım zaten. Tabii. Sultanahmet Camisi'ni gördü dedi. Bayağı bunu dedi kim yaptı? Dedim biz yaptık onu. Kaç sene dedi yaptınız bunu? Dedim 8 senede yaptık onu. Bu dedi biz diyorsa biz dedi bir senede yapardık dedi. Bir senede mi? He. Aldım çezdirdim onu Anadolu'yu sarına. Gördü orayı. Dedi burayı dedi kim yaptı? Dedim biz yaptık onu. Kaç sene dedi yaptınız bunu? Dedim ki 5 sene de yaptık onu. Dedi bizde olsa dedi bu 6 ayda yapardık onu. 6 ayda mı? He. Hava yapardılar. Sonra dedim onu şey Dolmabahçe Sarayı'na. He. Dedi bu buraya kim yaptı? Dedim biz yaptık onu. Burayı da kaç sene de yaptınız? Dedim 3 sene de yaptık burayı biz. Ne dedi 3 sene mi? Dedi bizde olsa dedi biz bunu dedi 2 ayda yapardık dedi. 2 ayda? He. Dolmabahçe Sarayı'nı? He. Sonra neyse, çadırdım hani uzunca Boğaz Köprüsü'nü, ya böyle köprüyü bir kör daha böyle. Dedi kesin dedi bu köprüyü dedi 20 senede yaptınız ha. Tamam mı? Bu dedi bizde olsa dedi biz bunu dedi uzayda dedi yapar bir dürüdük ha. Dedim ne hangi şey diyorsun dedi. Dedi ya bu köprüyü de. Dedim hadi bu köprü akşam yok idi burada, bunu kim koydu buraya? Heh kapağı yapıştırdın yani. Aynen öyle, öyle kaptırmışım onu hadi öyle. Sesi soluğu kesildi yani. Ulan sen benimle uğraşabilir misin? Herhalde. Ya tabii. Öyle paket servis ettim hani anladın mı? Benden şey yapayasın ha? Helal olsun sana. Herhalde, herhalde. İyi günler efendim. İyi günler. Ben şirkete iş müracaatında bulunmuştum efendim de. Arkadaşlar CV'yi patronun görmesi gerektiğini söylediler. Ben de size getirdim efendim. Ver bakayım. Buyur. Gel otur bakayım abi. Aa, güzel, üniversite mezunusun. Efendim iki tane üniversite bitirdim. Çok güzel. Bir tanesi hukuk, bir tanesi de işletme. Oo, harika, 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 çok güzel. Yani şirkette ayrıyeten hukuk danışmanı falan tutmanıza gerek yok. O işleri de ben yaparım yani. Çok güzel. O iki tane de yabancı dilim var. Var var. Fransızca ve Almancayı ana dilim gibi konuşurum yani su gibi. Çince, Rusça, bir de Arapçayı da derdimi anlatabileceğim şekilde konuşurum onları da yani. Çok güzel, çok güzel. Harikasın, harika. Sağ olun efendim. O ehliyet de ağır bastı da. Tabii ağır bastı ehliyetim var. Ama o bir tane de. He, güzel. Şimdi tam benim aradığım adamsın. Seni şimdi şirketin başına genel müdür yapacağım. Sağ olun efendim. Bizden ne gibi bir talebin olabilir yani? Ne veririz yoksa maaşta ne yapabiliriz yani? Vallahi efendim o duruma göre değişir tabii ki. Nasıl yani? Şimdi beni genel müdür yaptığınız zaman hem genel müdürlük, hem hesabı, kitabı, kasayı ben tutacaksam ayda 5.000 liraya çalışırım. Ama ben genel müdürlük yapıp da kasayı başkası tutacaksa 10.000 liradan aşağı çalışmam. Nasıl? Yağmur yağıyor yağmur da başıma tane tane. Yağmur yağıyor yağmur da başıma tane tane. Eski sevdalarımdan da alamadım bir tane. Eski sevdalarımdan da alamadım bir tane. Gel gidelim ormana da odun edelim odun.
gelim odun. Odun değil merahım kız seni kalbime kodum. Odun değil merahım kız seni kalbime kodum. Yaylanın tümenine de adımı atladırım. Yaylanın tümenine de adımı atladırım. Yaparım başka sevda kız ben seni çatladırım. Yaparım başka sevda kız ben seni çatladırım. Sefer abi zaten söyleyecek. Evin başı yol oldu da ben geçtiğimde ne oldu? Evin başı yol oldu da ben geçtiğimde ne oldu? Herkes bakıyor sana kız ben baktım da ne oldu? Herkes bakıyor sana kız ben baktım da ne oldu? Yazdı, yazdı. Kaça kadar sen deme. Kaç, kaç. Kaç, o kurtarmaz. En gidi arkadaşlardan ben bir kusur işledim. En gidi arkadaşlardan ben bir kusur işledim. Annesinin yanında kızını da dişledim. Yok üşümesinler. Ayağında çoraplar kız oymalıdır oymalı. Ayağında çoraplar kız oymalıdır oymalı. Oldun dünya güzeli de sana nasıl doymalı. Oldun dünya güzeli de sana nasıl doymalı. Parmağında yüzükler de kolunda bilezikler. Parmağında yüzükler de kolunda bilezikler. Aldın aklımı aldın kız nedir o güzellikler. Aldın aklımı aldın kız nedir o güzellikler. Yağmur iyi etti onu. Eline sağlık. Yağmur yetti en iyi. Şu anda doğduğum topraklardayım. Doğduğum topraklar derken genel anlamda değil. Gerçekten doğduğum evin olduğu yerdeyiz. Eskiden burada büyük 6 odalı hemen hemen bir tahta evimiz vardı. Ama daha sonra bakımsızlıktan tabii ki söküldü, yıkıldı. Hatta şimdi tekrardan onun kurulum aşamasındaki tahtalarını ortaya çıkarmaya gelmiştik. Benim çocukluğumda hemen hemen 4-5 yaşlarına kadar oynadığım yerler buralardaydı. Buralara geldik. Şimdi bu tahtaları ortaya çıkartırken çok enteresan gelen, daha doğrusu bana çok enteresan gelen bir yapım şekli, bir mimari gözüme çarptı. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Şimdi biraz o tahtaları inceleyelim.
Doğduğum evden sadece bu kadar kalmış. Burası bir kulübe haline getirilmiş. Eski tahtaları falan içine alacak şekilde yapılmış. Babam da eski evin tahtalarını dışarıya çıkartıyor. Evet, gördüğünüz gibi tamamıyla kestane ağacından oyularaktan birbirine geçme şeklinde yapılmış. Hatta hiçbir şekilde çivi de kullanılmamış. Tamamıyla kerestelerin yan tarafları böyle oyularak, delinerek, tahta çivilerle bir şekilde birbirine geçirilerek bu koca yapı yapılmış. Hepsinde böyle tahta çiviler var. Ağaçların birbirine geçme yerleri tamamıyla ellen oyulmuş, kesilmiş. Hatta şu görmüş olduğunuz kapı bile ellen yapılmış, oyulmuş. O zamanki şartlarda, o zamanki imkanlarda. Ha bak, bu çok enteresan bir şey. Bu da tamamıyla yine ellen oyularaktan yapılmış bir sini altlığının parçası. Yani eskiden bu böyle dört bacak üzerinde dururdu ve bunun üzerine yemek yemek için bakır sini koyulurdu. Bu ne baba? Bu da sizin beşiğiniz. Oo. Yani bu hemen hemen 50 seneye yakın bir parça yani. Beşik beşik. Beşik derken o zamanki şartlarda ranza şeklinde kayrola yapılmış bana yatak. Çocuk yatağı. Rahmetli dedem yapmış değil mi? Evet. Bu da tamamıyla el işçiliğinden yapılma hemen hemen 50 yıllık bir parça. Bu da enteresan bir parça. Tahmini 80 veya 90 senelik. O zamanki şartlarda yine ahşaptan yapılmış. Ne o? Kepçe yapıyordum. Öldü. Yetişmiyor hemen. Bunu bitirememiş mi? Çok güzel ya. Önce bu az önce anlattığım parça orak, balta, bıçak bilemek için kösreler olurdu. Sağlamını bulursam o kösreyi de size göstermek isterim. Ama var mı altta kösre? Tamam, o kösreyi de onun kolu. Bu da rahmetli dedemin eskiden kepçe yapmak için hazırlamış olduğu ağaçtan bir parça. Ama Allah rahmet etsin, ömrü vefa etmedi. Bunu yapmamış, böyle yarım kalmış. İçini daha açmamış. Ama biraz bakıma ihtiyacı var ama bundan sonra belki de biraz bakıldıktan sonra 50 sene, 100 sene daha saklayabileceğimiz bir parça haline gelmiş. Çok enteresan ya. Ağaçlar o kadar sağlam ki belki de 60 sene, 70 sene önce böyle birbirine geçilerek yapılmışlar. Ama sadece dışlarında işte kararma var. Onun haricinde oldukça sağlamlar. Keserken bile zorlanıyorsun yani, o kadar sert. Güzel bir ağaç haline gelmişler. O günkü şartlarda yol yok. Planya yok bunları düzeltmek için. Bunlar, bu tahtalar tamamıyla kütük şeklinde omuzlarda dağlardan dağlara getirilmiş. Ev yapılacak yere
koyuluyor. Orada baltalarla yonuluyor. Eski kol hızarlarıyla kesilip işlendikten sonra bir şekilde böyle kalaslar, tahtalar haline getiriliyor. Şu görmüş olduğunuz kapı kilidi bile tamamıyla el yoluyla çekiçlerle, balyozlarla, demir bir şekilde işlenerek böyle kapılara takılan kancalı kilitler haline getirilmiş. Eski evin yıkıntısında bundan en az 50 sene, 60 sene önce günlük yaşamda kullanılan bazı araç gerecin parçalarını bulduk. Bunlar o dönemde kullanılan süt makineleri. Yani sütü kaymağına ayıran, bunun üzerinde böyle tasların olduğu parçalar vardı. Bunları böyle çevirdikçe sütü kaymağından ayırma işlemi yapılıyordu. Bu yukarıda sapını bulduğumuz bir sap da burada var. Bu bunun içine monteli oluyor. Bunu çevirdikçe bunun bağlı olduğu bir kasnak var. Bu taş döndükçe orak, balta bilemek için yine günlük yaşamda muhakkak sürekli kullanılan, çünkü orakların, baltaların sürekli keser halde olmaları lazım. O zaman kullanılan bir kösre taşı. Bu da, bu taş da tamamıyla el yapımı. Yine her evde olan, muhakkak günlük yaşamda kullanılan tabure şeklinde iskemliler. Bunlar da tamamıyla, kimse o zaman dışarıdan satın almazdı. Bütün malzemeleri, parçaları böyle el yapımı olurdu. Belki de çocukluğumda bunun üzerinde çok oturmuşumdur.